Cumhuriyetimizin 100. yılını Orta Doğu'da tırmanan savaşa rağmen coşku ve gururla kutladık. Bize bağımsızlığımızı kazandıran Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Dünya borsaları Orta Doğu'da savaşın yayılabileceği endişesiyle gerilemeye devam ediyor. S&P 500'ün Temmuz zirvesine göre gerilemesi %10'a ulaştı. Altın, emin liman arayan yatırımcıların alışıyla 2000 doları geçti. Cuma günü %3 yükselen petrol, haftaya sınırlı kayıpla başladı. Hisse bazında yarışma dikkat çekiyor. Satış dalgasında başı çeken bankalar, Eylül 2020'den beri en düşük seviyede. Enerji hisseleri, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen en çok düşenler arasında. Amazon ve Intel ise güçlü 3. çeyrek sonuçlarıyla pozitif ayrışıyor. Borsa İstanbul, temel nedenlere dayanmayan sert satış sonrasında yaralarını sarmaya çalışıyor. Ama genele yaygın bir yükseliş değil. Endeks son yarım saatte gelen alışlarla toparlandı. Garanti, Migros, Şok Marketler, Petkim, Tabgıda, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türk Telekom, Türksel ve Vakıfbank yükselişte başı çekiyor. BİM, Ereğli, Koç Holding ve Sasa ise negatif ayrışan büyük şirketler. Amerikan vadelilerinin pozitif seyrine rağmen Borsa İstanbul'da sınırlı negatif bir açılış öngörüyoruz. Savaşın yayılacağına yönelik bir haber akışı satışları derinleştirebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7600 ve 7770. Beklentileri %40 yenen şişe camın pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler Sabancı Holding, Şişe Cam, Türk Hava Yolları ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.